Herkese merhaba. Bugün iki yönlü akciğer grafisinin tamamen detayını anlatacağız. Hem pozisyonun nasıl olduğunu, bununla beraber tüp mesafesi, aynı zamanda radyolojik anatomi detaylarını anlatacağız. Sevgili Seval bize yardımcı olacak. Kendisi radyoloji bir öğrencisi. Merhaba. Merhaba hocam. İyi misin? İyiyim hocam. Bize bu konuda videoda yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Kanalı devamı için lütfen abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu da beğenirseniz beğenme tuşunu da basmayı unutmayın. Bununla beraber şimdi gelelim öncelikli olarak bir akciğer posterior anterior grafisi. Anterior posterior da oluyor mu? Evet, bazı durumlarda AP de çekilebiliyor ya da PA. Biz ama hasta uygunsa hemen posterior anterior grafisini nasıl olacak? Şimdi bir ilk önce şeyi gösterelim, statifi gösterelim. Şöyle bir kenara çekersen. Şimdi bu statiflerin burasında böyle bir çene koyma yeri var. Biz hastaya şunu söylüyoruz. Hemen yanaşın, çenenizi buraya yerleştirin. Evet, yanaşın, çenenizi buraya yerleştirin. Şimdi burada birçok hasta ya işte biraz yukarıya kaldırıyoruz. Kafayı yukarıya doğru kaldırmamız gerekiyor ki özellikle apexler alınsın. Şimdi hastayı yerleştirdikten sonra bakın Seval kendisi bir pozisyon vermeye çalışıyor. İki pozisyon var. Ya tam sarılmasını söyleriz. Tam sarıldığı zaman özellikle skapulalar tam ayrılmayabilir. O yüzden bir ikinci pozisyon şu şekilde, diğer pozisyon omuzları bastırıyoruz. Ve bu şekilde hareketsiz kalmasını ne yapıyoruz söylüyoruz. Sonra geldiğimizde akciğer grafisindeki tüp mesafesi şuradan ölçtüğümüzde 1 metre 50 santim mesafe. Şu mesafe çok önemlidir. Akciğer grafisindeki mesafe ile bununla beraber tele çekiminde farkı vardır. O yüzden şimdi santralizasyon ışığımızı yakıyoruz. Santralizasyonda lazerimiz özellikle bu skapulaların tam altına inmesi lazım ki X ışını homojen olarak bütün dokuya yayılsın. Hemen skapulaların altına yerleştirdikten sonra sagittal ve aksiyel planımız yerleştirildikten sonra hastaya hareket etmemesini ve çekim yerine geçiyoruz. Çekim yerine geçtiğimiz zaman şöyle çekim yerine doğru geliyoruz. Çekim yerinde bizim güvenli alanımız radyasyon alanına geldiğimiz zaman işte buradaki dozumuz genelde dijital röntgen kullanıyoruz. Dijital röntgende şurada çist PA var. Makinenin kendi verdiği doz var. Kendi verdiği dozda 125 kW 0.80 miliamper saniye veriyor. Ve burada hastaya nefesini tuttuktan sonra ne yapıyoruz? Birinci aşama ne yapıyoruz? Döner anotu hazırlıyoruz. Ondan sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Ve görüntü geldiği zaman şimdi buradan hemen akciğer grafisinin üstüne bakıyoruz. İyi bir akciğer görüntüsünün olması için, şimdi bu biraz çocuk görüntüsü. Aslında bunu ne yapabiliriz? Biraz hemen küçültebiliriz. Şöyle, evet, nereler görünmesi gerektiğini gösterelim. Neyse, şöyle bir küçültelim. Evet, öncelikli olarak bu apexlerin mutlaka görülmesi gerekiyor. Yani apexler niçin görülmesi gerekiyor? Buradaki önemli olan tüberkülozlar apexlerde ne yapıyor? Oluşuyor. Ora önemli. Klavikulalar. Bununla beraber bakın tamamen skapula ayrılmış, omuz ayrılmış. Burada dozunu nasıl, iyi bir doz nasıl yapabiliriz? Akciğer dozu şöyledir. İlk 4 vertebrayı sayıyoruz. Şurada biraz yakın çekersek. İlk bu 4 tane vertebrayı çekiyoruz. Bundan sonrası beyaz olması lazım. Bu beyaz olmasının sebebi sternumdan dolayıdır. Beyaz durulur. Ve diyaframatik sinüslerin bakın görünmesi gerekiyor. Bu da nedir? Fundus. Yani mide fundusu üst tarafta. Buradan ne yaptık? Dozunu da ayarladık. Sonrasında hastamızı PA'sını çekmiş olduk. Doz özelliği buradaki dokunun siyah. Niye havalar siyah? Bu beyazlar, kaburgalar. Bu X ışının penetrasyon özelliği. Yani densitesi kemiklerin yüksek olduğu için geçemediği için beyaz. Havaları geçtiği için de ne yapıyor? Bize siyah görüntüyü veriyor. Şimdi bu birinci yön. İkinci yönümüzü çekeceğiz. İkinci yön için ne yapacağız? Yine Seval'dan yardım alacağız. Hemen
Seval'den ikinci yön için hazırlık yapmasını söyleyeceğiz. Evet, birinci yönümüzü aldık. İkinci yön için, evet, bana doğru hemen yanaş, ellerini yukarı doğru kaldırmasını söylüyoruz. Şu şekilde iki yönlü akciğerimiz genelde eğer aksi belirtilmemişse sol yan çekilir. Eğer sağ yan istenmişse de bu sefer sağ yan. Ama genelde röntgen çekimlerinde iki yönlü bir akciğer grafisi isteniyorsa aksi belirtilmediği sürece sol taraf ne yapılır? Çekilir. Bizim yine santralizasyonumuz yine hemen skapulanın alt kısmıdır. Burada hastaya yine derin nefes almasını söylüyoruz. Akabinde hareket etmemesini ve tüp mesafemiz yine 1 metre 50 santim olarak ne yapıyoruz? Ayarlıyoruz. Sonra gidiyoruz. Dozu PA'dan ne kadar farklı olacak? Şimdi doz burada yan döndüğü için ne yapacak? Kütlesel olarak bir kalınlaşma olacak. O zaman chest lateral. Bunu çevirdiğimiz zaman bakın kilowatt değişmiyor. Sadece miliamper saniye 1.60'a ne yapıyor? Çıkıyor. Ondan sonra bu görüntüyü işte hastaya derin bir nefes alın dedikten sonra ilk önce hazırlık şeyini bu şekilde duymuş olduğumuz hazırlık döner anot hazırlığını yapıyor ve akabinde X ışınını şutluyoruz. Şutladıktan sonra şimdi ikinci yönümüz ne yapıyor? Bu şekilde geliyor. İkinci yönümüz geldiği zaman burada radyolojik anatomik olarak hemen ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Radyolojik anatomiye baktığımız zaman bu özellikle diyafram altları ne yapmış oluyor? Buradan görünmüş oluyor. Akciğer dokumuz. Burada hasta ne yapmış? Burada kolları biraz daha aşağı inmiş. Oysa ne yapacaktı? Kolları yukarıya doğru kaldırmış olacaktı. Tamam mı? Burada yapacağımız işlem hastanın işte kollarını yukarıya kaldırmak. İki yönlü akciğer grafisinde genelde dediğim gibi sol yan çekilir. İşte buradaki hilus yapılarını da daha iyi görebiliriz. Bazen kitlesel yapıları PA'da gördüğümüz olduğumuz bu yapılar ne yapmaya başlıyor? Bu şekilde ortaya çıkıyor. Bir de size AP pozisyonunu göstereyim. Akciğer AP görüntüsü nasıl olur? Bazı hastalarda da genelde hep posterior, anterior çekilir. Burada önemli olan unsur ise ne olacak? AP bazen hasta dönemeyebiliyor. O zaman biraz bana doğru geliyorsun. Elleri ne yapıyorsun? Hemen bu zaman eller bu zaman şöyle yapacak. Elleri bu şekilde içeriye doğru hemen yanaşacak. Evet bu şekilde yaptıktan sonra yine aynı hizada yani bazı ekstrem durumlarda bu durum söz konusu oluyor. Özellikle burada makinalarda şöyle gösterelim. Şurada bir işaret noktası var. Yani bu para bizim hep işaretimiz. Eğer AP aldıysanız, anterior, posterior aldıysanız yine tüp mesafesi aynı. Santralizasyon yine aynı yere, skapuların ön tarafına gelecek şekilde. O zaman akciğer görüntüsü ne olacaktır? Yön değiştirmiş olacaktır. Burada kaçırmayacağımız nokta bu işaret noktası. Şöyle gösterelim. Bizim bu işaret noktamız o zaman buraya ekleyeceğimiz nokta nedir? Hemen eğer AP'ye çevirdiysek buraya ne yapacağız? Mesela burası ne olacak? Left olacak. Yani İngilizce kelime R ve left. Bu direkt olarak bizim PA çektiğimiz bir akciğer görüntüsüydü. Burada yapacağımız iş yine R, right. Bu önemli sağ ya da sol. Zaten akciğere baktığımız zaman kalbin 3'te 2'si solda, 3'te 1'lik kısmı sağda. Bu aslında posterior, anteriordur. Ama AP'yi de olur da bir durum olur. Bazen hasta pozisyon veremez. O zaman ne yapacağız? O zaman yap. Bu işaretler bu noktada çok önemlidir. Sağdan ya da sola geçmeler. Böyle radyolojik anatomide bilmemiz gereken bu kalp konturunun yapısı. Arkus aorta belirginleşmemiş. Yani burada eğer arkus aorta. Diyaframatik sinüsler. Bundan sonra apexin mutlaka görünmesi gerekiyor. Omuz başları önemli. Skapula zaten buralar skapula. Ve akciğer dokusu radyolojik anatomik olarak bilmemiz gereken
bir yapılar arasında yer alır. Burada yapacağımız işlem bu şekildedir. Kanalın devamı için abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.